Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, YKS 2020 programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizler şu ana kadar bir sürü içerik ürettik ve kanalımıza yüklüyoruz bunları. Sizler de takip ediyorsunuz. Ben hem biraz programla ilgili bilgi vermek istiyorum. Hem de sizlerden çokça gelen sorular var. Nasıl yetişebilirim, çok geride kaldım gibi. Bu sorulara biraz cevap vermek istiyorum. Şimdi öncelikle şu ana kadar neler yaptık, neredeyiz buna bir bakalım. Biz 1 Temmuz itibariyle TYT programımızı başlatmıştık arkadaşlar. Eylül ayı itibariyle de AYT konularını dahil ederek hem TYT hem AYT'yi birlikte yürütüyorduk ve hala buna devam ediyoruz. Şu anda TYT'de 23. haftadayız. AYT'de ise 14. haftaya geçiyoruz. 23. hafta demek TYT'de artık konular bitiyor demek. Çünkü 24 haftalık bir program yapmıştık. Yani biz artık son konularımızı veriyoruz sizlere ve son genel tekrarlarla TYT konularını bitirmiş olacağız. Şubat ayı itibariyle de AYT konularını bitireceğiz. Arkadaşlar, aslında bu program sizler için uygulanabilir bir ders programı örneği oluşturdu. Bu programı hafta hafta takip eden arkadaşlarımız da var. Geriden takip edenler var istikrarlı bir şekilde. Ya da yeni başlayan, yeni fark eden arkadaşlarımız da var. Şimdi onlar ne yapsınlar, neler yapmalılar? Hemen bunlarla ilgili birkaç alternatif sunalım. Öncelikle arkadaşlar, Kasım, Aralık aylarına dikkat, kritik dönemlerdir. Bu aylarda yapacaklarınız gerçekten de sınavı çok etkileyecek tutumlar olacak. Yani bu haftalarda kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz. Bu çok doğal. Bütün arkadaşlarımızın böyle bir dönemi olabiliyor Kasım, Aralık aylarında. Biraz modunuz düşebilir, çalışma isteğiniz azalabilir. Bu durumlarda kendinize küçük molalar verebilirsiniz. Ama önemli olan, asıl başarıyı getiren şey bu yorgunluklardan ve işte hafif modunun düşmesi durumlarından sağlam bir şekilde kalkabilmek ve yoluna aynı şekilde tüm hızınızla devam edebilmek. İşte bunu başaranlar sınavda, Haziran'daki sınavda, YKS'de başarılı olacak olan arkadaşlarımız. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şey için geç değil arkadaşlar. Şu anda yeni başlamış olsanız bile programa yetişebilirsiniz, konularınızı tamamlayabilirsiniz. Daha önümüzde aylar var, uzunca bir süreç var. Peki geride kalan arkadaşlarımız ne yapacak? Tamam, iyi güzel diyorsunuz hocam ama ne yapacağız, nasıl yetişeceğiz? Şimdi arkadaşlar, biz TYT için 24 haftalık bir program yapmıştık. Dediğim gibi Temmuz ayında başlamıştık. Sizler yeni fark ediyor olabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Bizim programımızı her haftanın videosunun altında açıklama kısmında PDF'leri mevcut bu programların. O PDF'lerden yararlanabilirsiniz. Açın önünüze, bir konulara bakın şöyle. Hangi haftada hangi konular var ve sizin o konulardaki temeliniz nedir? Bunları ölçüp biçerek deyin ki işte bu 2 haftalık konuyu ben 1 haftada yetiştirebilirim. Ya da bu 3 haftalık konuyu 2 haftaya sıkıştırabilirim ve bunu başarabilirim, halledebilirim. Ya da 1 haftalık konular sizin çok temelinizin olmadığı, size çok zor gelen konular mı? Bırakın öyle kalsın, o haftayı 1 haftaya yayarak bizim yaptığımız gibi çalışın. Ve bu şekilde kendinizi biraz daha hızlandırarak bizim programımıza yetişmeye çalışabilirsiniz. Şöyle ki, biz AYT'yi de Şubat ayında bitireceğiz arkadaşlar. Aslında bu erken bir tarih. Yani biz deneme çözecek, tekrar yapacak çok fazla vaktimiz kalsın istediğimiz için böyle bir alternatif program kullandık. Ama sizler bunu Mart ya da Nisan ayına kadar yayabilirsiniz. Ve Nisan ayında bitirmeniz de bir problem teşkil etmeyecektir. Yeter ki konularınızı tamamlayın, güzelce sorularınızı ve tekrarlarınızı yapın. Bunun dışında biliyorsunuz biz 3 hafta konularda ilerliyoruz, hem TYT'de hem AYT'de. 4. haftada o geçen 3 haftanın genel tekrarlarını yapıyoruz sizler için ve kanalımızda bunları yayınlıyoruz. Eğer temelinizin olduğunu düşündüğünüz ünitelerse bu genel tekrardaki konular, onlara bir göz atın. Eğer temeliniz varsa o konularda oynatma listesinden tek tek o videoları izlemek yerine genel tekrarlardan yararlanıp onun üzerine biraz soru çözümü yaparak ilerleyebilirsiniz. Bu da bir alternatif yine. Yani paniğe kapılmayın, şu an hala vaktiniz var. Yeter ki siz şu anda hemen oturun, planınızı, programınızı çıkartın ve bugününüzü boş geçirmeyerek bu adımı atın ve başlayın. Zaten bu programı günü gününe, saati saatine uygulamak belki de mümkün değil. Bunu takip eden, başarabilen arkadaşlarımız da vardır muhakkak. Ama çoğunluk için böyle işte harf harfine uygulayacağım diye bir şey yok. Birkaç konuyu öbür haftaya sarkıtabilirsiniz. Bu sizin için bir moral bozukluğu ya da hayal kırıklığı yaratmasın. Biz zaten bu programların bireysel yapılması gerektiğini size defalarca söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Program kesinlikle bireysel yapılan bir şeydir arkadaşlar. En iyi kendinizi siz tanıyorsunuz ve kendinize göre bir program bu şekilde, bu alternatiflerle uyarlayarak
çalışabilirsiniz ve konularınızı yetiştirebilirsiniz. Sizlerden gelen bir diğer soru içeriklerin güncel olup olmadığı ile ilgili. Arkadaşlar bizim Hocalara Geldik YouTube ana sayfamıza girdiğiniz zaman 2020 TYT, 2020 AYT oynatma listelerini göreceksiniz. Bu oynatma listelerinde ders ders, branş branş konu anlatımlarımız var biliyorsunuz. Soru çözümlerimiz var. Ve burada biz hocalar olarak zaten bütün branş hocaları müfredat kontrolünü sıkı bir şekilde takip ediyorlar ve müfredattan çıkan bir konu varsa biz zaten bunu oynatma listemizden çıkartıyoruz ya da eklenen bir konu varsa oynatma listemize o videoyu çekip yüklüyoruz. Bu konuda içiniz rahat olsun. İçeriklerimiz müfredata uyumlu ve günceldir. Son olarak sizler yoğun bir tempoyla çalışmalarınızı sürdürürken bizler de sizler için sınava kadar her an başvurup faydalanabileceğiniz içerikler üretmeye devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. İyi çalışmalar diliyorum.